Değerli izleyiciler, bir Sözden Öze programında daha sizlerle beraberiz. Hepinizin cumasını tebrik ediyoruz. Efendim, bu hafta Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürümüz, kıymetli hocamız Ahmet Poçanoğlu hocamız bizlerle. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Nasılsınız, iyi misiniz hocam? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Çok şükür. Seyircilerimiz nasıl acaba, onlara da Cenab-ı Hak'tan iyilikler, güzellikler dileyelim inşallah. Allah razı olsun. Bugün sizinle hocam mümin olmak meselesini, iman meselesini konuşmak istiyoruz. Müsaadeniz olursa. Hay hay. Mümin olmak meselesi hocam. Yani bugün biraz da şöyle bir, tabii ki bu muhtelif veçeleri, boyutları ya da muhtelif yansımaları, tezahürleri, tecessümleri olan bir konu. Biz bugün daha çok mümin olma meselesi, yani müminin şu boyutu, şu bölümü konuşacağız daha çok. Hani önce Müminun suresindeki ayetlerle başlayacağız ama daha çok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ki Cevami'ul Kelim'dir gerçekten, çok güzel konuşması, çok güzel ve çok manalı ve çok kısa ve özdür. Cevami'ul Kelim olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde meselül müminillezî kemeteli diye başlayan hadisler var. Yani Peygamber Efendimiz mümini nelere benzetmiştir? Daha çok o benzeyen şeyler niçin o şekilde benzetilmiştir? Oradaki vasıflar, oradaki özelliklerle mümini konuşacağız inşallah. Yani inşallah. Programımızı ya da ne konuşacağımızı kısaca böylece sınırlarını çizmiş olduk. İnşallah. İnşallah. İsterseniz öncelikle tabii ki, madem ki müminlerden, müminlerin vasıflarından bahsedeceğiz, bu Müminin suresindeki ayetlerle başlayalım. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleriyle konuya devam edelim inşallah. Evet. Şöyle ki, hani estağfirullah, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. Demek ki tahkik de ifade eder, müminin en önemli vasfı felaha, kurtuluşa ermiş olması. Yani o imanıyla hem dünyada kendisini kurtarıyor küfre bulaşmaktan, nifaka bulaşmaktan, zulme, günaha bulaş, yani günahların çoğundan uzak olmaktan, haramdan uzak olmak suretiyle mümin, en belirgin vasfı, ilk söylenecek söz ki bu Müminun suresinde, kurtuluşa ermiş bir insan. Hem dünyada kendini kurtarmış, hem ahirette o cehennemin elim azabından kendini kurtarmış. Sonra devam eden, اَلَّذ۪ينَهُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Hemen namaz konusu gelmektedir ki, yani mümin namazında huşu içerisindedir, tadili erkana riayet eder. Hakikaten bir mutmain kalp ile sükunet içerisinde namazını kılar. Onun namazı onu her türlü kötülükten, her türlü fuhşiyattan alakoyar. Yine وَالَّذ۪ينَهُمْ عَنِ اللّٰهِ مُورِضُونَ. Belki de bu çağın en büyük problemi lagviyattan, boş işten, boş sözden, dünyaya ve ahirete faydası olmayan şeylerden yüz çevirmiş olmasıdır müminin vasfı. Yani mümin kaliteli insandır, evsafı yüksek insandır, boş şeylerle uğraşmaz. Ama şunu özellikle burada konuşmamız lazım, çağımız insanları daha çok boş şeylerle meşgul etme çağıdır. Oyunla, eğlenceyle, yani internetle, bilgisayarla, pek çok şeyle sürekli insan meşgul etsin de, meşgul olsun da akledemesin, akledemesin, fikredemesin, efendim, imal edemesin, üretemesin, sorgulayamasın. Yani onun tepesinde boza pişiren emperyal güçleri, küresel güçleri, efendim, zalimleri sorgulayamasın da onlar ne yapsınlar,
iktidarlarını ya da muktedir olarak bütün dünyadaki zulümlerini sürdürsünler, devam etsinler diye. Demek ki gerçekten biz hakkıyla Kur'an'ın, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vasfetmiş olduğu, tarif etmiş olduğu mümin vasıflarını kendimizde taşıyabilsek, lağviyat dediğimiz şeyden yüz çeviririz de böylece dünyada zalimlerin, dünyada katillerin, dünyada efendim emperyal güçlerin şeyi zayıflar, sayısı azalır. Ve bu önemlidir bu bakımdan. Anil lavi muridun vellezine hum li zekati failun ve onlar ne yaparlar? Zekatın failidir derler. Yani daima zekatlarını verirler, devam ederler zekat vermeye. Hatta zekatı verebilecek zenginliğe sahip olmak için gayret ederler, çaba gösterirler ve kendileri Allah'ın kendilerine rızk olarak verdiklerinden infak ettikleri gibi başkalarını diğer Müslümanlar da ne yaparlar? İnfak etmeye teşvik ederler. Hani burada gerçekten bu ayetleri okuyup tekrar ettiğimiz zaman biz müminin böyle tecessüm etmiş, cisimleşmiş şeklini de görüyoruz. Yine vellezinehum li furucihim hafizun. Onlar ferçlerini ya da şöyle tercüme edelim, namuslarını da korurlar. Yani zinadan, fuhşiyattan ve zinaya postacı olan götüren mesela harama göz dikmekten gözlerini ne yaparlar? Muhafaza ederler. Ki bu konudan bir daha bahsedeceğim ama mesela iffetli insanlardır. Hani bu Nur suresindeki ayetleri bilirsiniz, biliyorsunuz. قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُضُّونَ مِنْ اَبْصَارِهِمْ. Yani ey Habibi, mümin erkeklere söyle, gözlerini harama dikmesinler, indirsinler ve namuslarını, ferçlerini muhafaza etsinler. Yine قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ. Yani ey Habibim, mümin kadınlara da söyle, onlar da ne yapmasınlar? Gözlerini harama dikmesinler ve ne yapsınlar? Namuslarını muhafaza etsinler, ferçlerini muhafaza etsinler, korusunlar diye. Yani mümin namuslu insandır. Ahlak olarak, tarz olarak, hani bir önce söyledim, mümin kaliteli adamdır. Boş işlerle uğraşmaz dedim ve mümin nedir? Namuslu adamdır ve hakikaten namusunu çok güzel bir şekilde muhafaza eder. Bunun için kendi namusunu muhafaza edebilmek için başkasının namusuna da ne yapmaz? Göz dikmeyen adamdır, insandır. Sonra efendim, sonra şöyle illa ala ezvacihim ve ma meleket eymanuhum, istisnaları geçelim isterseniz. Tabii ki onlar zaten nikah ve malik olduğu şeyler, onlar müstesna. Sonra femen ibtaga efendim vellezine hum li emanatihim ve ahdihim raun. Yani biraz sonra bu mümini tarif eden Ahmed İbni Hanbel'in hadisinden de okuyacağım, hadis-i şeriften de bahsedeceğim. Müminin en belirgin vasıflarından bir tanesi de emanetleri gözetmesidir. Yani kendisine emanet edilen cana, kendisine emanet edilen mala, namusa, sırra, söze hainlik etmemesidir. Mümin hainlik etmez. Bugün mesela İslam dünyasının temel bir problemi var. Bu çok üzerinde durmamız gereken bir konu. Hal ve tavrını, ahlakını imandan aldığını iddia eden gruplar, insanlar İslam ümmetine hainlik etmekteler bugün. Yani Batı'yla Evet. işbirliği yapmaktalar. Bütün emperyal güçlerle. Onu da belki işte ihtiyat ve tedbir olarak görmek suretiyle İslam dünyasına, İslam ümmetine ya da devletimize, bizim milletimize dünyanın her yerinde hainlik etmektedirler. Müminin birinci temel vasfı nedir? Emin insan olmasıdır. Kendisine emanet edilenlere hainlik etmemesidir. Ve ahitlerinde ve akitlerinde vefakar
olmasıdır. Eğer bir antlaşma yapmış ise, yani Allah'a vermiş olduğu sözde olsun, alışverişinde, ticaretinde, müminlere vermiş olduğu sözde olsun, ne yapan kimsedir? Ahdinde ve akdinde vefakar olan insan demektir. Yani böyle sözünde duran, hani minare gibi dimdik, sözünde durma kabiliyeti olan ve küçük menfaatlerinden dolayı efendim büyük zararlar açmayan kimseye mümin denir. Yani şimdi bakıyoruz, insanların küçük bir menfaatine dokunuldu mu insanlar çok çirkinleşiyorlar ve bu mümin tavrı değildir. Yani mümine yakışmaz ki iffet bölümünde de bundan bahsedeceğim biraz. Bu emanetlere hıyanet noktasında hocam aklıma şu geldi. Efendim. Asr-ı saadetten beri, Efendimiz Aleyhisselam'ın asrından beri müminler içlerindeki satılmışlardan, içlerinde Müslüman gibi görünüp, kendilerinden gibi görünüp, hatta Mehmet Şevket Eygi Hoca'nın bu konuyla alakalı çok ilginç fikirleri var. Diyor ki, Müslümanların içerisinde sakallı cübbeli tacirler vardır, münafık tacirler vardır diyor. İşte siyasetçiler arasında diyor, devlet idarelerinde, işte ne bileyim, her türlü teşkilatlanmalarında diyor, gizli münafıklar vardır diyor. Allah korusun. Allah muhafaza. Aklıma da şu geldi, yani belki reklam olacak bugün ama gene de olsun, devletimizin televizyonunda yayınlanan mesela Diriliş Ertuğrul dizisi. Yani 3 sezon oldu yanlış hatırlamıyorsam, çok iyi o kadar çok bilmiyorum ama yani hep bize tarihten şu dersi veriyor. Yani hainlerden o kadar çok fazla çekmişiz ki içimizdeki hainlerden bir kurtulabilsek neler yapmışız, ama hep içimizdeki hainler bizim eteklerimizden aşağı bizi çekmişler. Yani siz çok, öyle söyleyince aklıma o geldi. Çok gayret etmeliyiz. Bu tabii ki bazı şeyleri olacak olmadan yürünmüyor ya da bir medeniyet doğmuyor. Ama biz Kur'an ve sünnetteki mümin tarifini çok düzgün, yaşanabilir, kabul edilebilir. Hani bazen biz de bu konuları anlatırken çok abartıyoruz. Olmayacak şeyler anlatıyoruz. İnsanın fıtratına uymayan şeyler anlatıyoruz. Mümin. Şimdi mesela Hristiyanlıkta şöyle bir şeyden bahsedilir. Sağ yüzüne işte yumruk, tokat vurursa adam, sol yüzünü döneceksin. O kadar etkisiz, o kadar tepki göstermeyen, o kadar böyle şey, kendince güya efendim, mütevazi. Bu insanın fıtratına yakışmayan bir şeydir. Evet. Yani birisi tokat vurursa ona yine edebi dahilinde cevap vermektir iman. Yani gereğini yerine getirmektir. Mümin budur. Yani bir şeyin gereği neyse onu adaletle, zaten hani adaleti tarif ederken bir şeyin hakkını vermek diyoruz ya. İşte mümin adil insandır. Hakkını veren adamdır. Yani nasıl davranması gerekiyorsa o şekilde davranan ve insanın fıtratına uygun davranan, yaratılışına uygun davranandır. Hani dersen ki sen adama efendim yüzüne bir tokat vurulursa işte öbür yüzünü döneceksin dersen, oradan zalimler doğar. Oradan yeryüzünün en büyük katilleri doğar. Oradan dünyaya, dünyadaki çevreye zarar veren en büyük efendim çok büyük zarar veren insanlar meydana gelir. Bu sebeple şu ayete tekrar döneceğim. Onlar li emanatihim ve ahdihim ra'un. Onlar ne yaparlar? Emanetlerini ve ahitlerini, akitlerini, sözlerini gözetirler. وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ Onlar namazlarına devamlıdırlar. Bu namaz konusu gerçekten bizim için çok alamet-i farikadır mümin için. Biliyorsunuz namaz dinin direğidir ve hani iman, kelime-i tevhid dinin temelidir. Namaz dinin direğidir. Cihat da dinin çatısıdır. Sinamüddin, yani en yücesi, en üstünüdür. Bu sebeple namaz burada tekrar beyan edilmiştir. Ulaike humul varisun. Onlar mirasçıların ta kendileridir, mirasçı olanların. Ellezine yerisunel firdevs ve hum fiha halidun. Onlar nedirler? Firdevs cennetinde ebediyen kalacaklardır. Şöyle bir hadis aktaracağım.
Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 10 kişilik bir toplulukla beraber bulunduğu bir sırada bu hurma ağacının en tepesinde olan ve tomurcuklardan çıkan bir süte benzeyen hurma özü ikram ediliyor Resulullah Efendimiz'e. Resulullah Efendimiz bu hurma özünün tadına baktıktan sonra etrafındaki topluluğa şöyle bir soru soruyor. Bana bir ağaç söyleyin ki o ağaç Müslümana benzer diyor. Rabbinin izniyle her zaman meyve verir ve yaprakları da hiçbir zaman dökülmez. Yani gerçekten güzel bir tarif. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz'in etrafında bulunanlar işte çöldeki yetişen ağaçları saymaya başlıyorlar. Ancak kimse Allah Resulü'nün mümini neye benzettiği, hangi ağaca benzettiğini tahmin edemiyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in o meclisinde bulunan Abdullah İbni Ömer, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, bunun hurma ağacı olduğunu içinden geçiriyor, demek istiyor. Fakat utanıyor, susuyor. İşte bu ilimde de bir edeptir. Yani orada babası var Hazreti Ömer, işte Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz var. Onlara da bakıyor, onlar da konuşmuyorlar. Onlar konuşmayınca kendisi hemen öne atılıp da bunu söylemeyi edebe uygun bulmuyor, söylemiyor. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hurma ağacıdır diyor. Hatta şöyle devam ediyor hadis-i şerif. Topluluk dağılınca Abdullah İbni Ömer diyor ki babasına, babacığım diyor, aslında ben bu ağacın hurma ağacı olduğunu bilmiştim, aklımdan geçmişti diyor. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona şöyle diyor, peki bunu söylemeni ne engelledi? Eğer söylemiş olsaydın gerçekten çok sevinirdim diyor. Yani burada ebeveynin çocuğunun başa muvaffak olması ve bir şeyleri hakikaten ilim sahibi olması, bunu ifade etmesinin vereceği mürüvvet, mutluluk, sevinci de görüyoruz. Abdullah İbni Ömer'den kısaca birkaç cümle de bahsetmek isterim. Biliyorsunuz Abdullah İbni Ömer Abadile'dendir. Yani 4 Abdullah ya da 5 Abdullah işte. Abdullah İbni Abbas, Abdullah İbni Amr İbni As, Abdullah İbni Ömer, Abdullah İbni Zübeyir ve fakihlerin de ilavesiyle Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhum. Bunlar hakikaten İslami ilimlerin yani Kur'an'ın ve sünnetin özellikle kendilerinden sonraki nesle tabiine aktarılmasında önemli isimler. Bir de Abdullah İbni Ömer kahraman, pek çok savaşta bulunmuş. Mesela İstanbul'un fethine gelen ordu içerisinde de bulunmuş Abdullah İbni Ömer. Özellikle şu bölümü anlatıp ara cümle olarak geçeceğim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekke'nin fethinde Mekke'ye girerken yanında bir delikanlı var, bir yiğit atının üzerinde. Öyle kahraman bir görüntüsü var ki Resulullah Efendimiz heyecanlanıyor. İşte Abdullah, işte Abdullah diyor. Yani böyle hakikaten o çok duygulandıran bir şey beni. Resulullah Efendimiz'i duygulandırıyor. O kahraman haliyle, o cesur haliyle Resulullah evet. Efendimiz Mekke'ye girerken, o İslam ordusu Mekke'ye girerken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in yanında bir isim. Bu bakımdan bir ara cümle olarak da Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'dan bahsetmiş olduk. İşte demek ki burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümini neye benzetiyor? Hurma ağacına benzetiyor. Hem kökü bakımından, hem dalları bakımından, hem meyvesi bakımından. Hurma ağacının kökü derinlere gider. Sanki iman müminin kalbinde kök salmış gibi. Hani
iman ne yapar? Müminin kalbinde kök salar da onun neşatı, onun ritmi, onun heyecanı ve onun kararlılığı ile mümin ne yapar? Hayatını devam ettirir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisin de aslında Kur'an-ı Kerim'de şu ayet-i kerimeden de kerimeye de işarette bulunmuştur. O ayet-i kerimeyi de kısaca okumak isterim. Yani Allah elem estağfurullah elem tera keyfe daraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin. Yani tayyip ve güzel olan kelime nedir? Öyle bir ağaca benzer ki asruha sabitun ve fer'uha fissema. Yani kökü sabit, kökü derinlerde, dalları böyle göklere, semalara yükselmiş, Allah'a yakın. Yani işte hurma ağacı da bu bakımdan hakikaten kökü derinlerde ve boyu Cenab-ı yükselmiş semaya yakın ve meyvesi de gerçekten çok güzel, çok bereketli, çok lezzetli, şifalı ve her şeyi faydalı. Ağacı, efendim yaprakları, insan için her şeyi faydalı. Mümin de bu bakımdan gerçekten faydalı bir varlık, faydalı bir insan. Ve imanın heyecanından bahsederken şundan da bahsetmek lazım. Öyle bir kökü var ki hani kasırgalar onu yerinden sökemez. Kasırgalar onu yerinden sökemez. Bu söz bana müminin iffetini de hatırlatır. Hani mümin iffet sahibi bir adam. Yani iffet sahibi olmak ne demek? Resulullah Efendimiz'in tarifi var bu konuda. Resulullah Efendimiz Ebu Zer'l Gıfari'ye soruyor. Ey Ebu Zer, mescide giremeyecek kadar aç olsan, hatta mescitten evine gelemeyecek kadar aç olsan ne yaparsın diyor. O halde bile Allah ve Resulü daha iyi bilir deyince Ebu Zer'l Gıfari, Resulullah Efendimiz diyor ki aleyke bil iffe, o halde bile iffetli ol. Bakın iffet, yani kökü sağlam olmak, sabit olmak, iffetli olmak. Hani kafirler köksüzdür şeyde de gelecek, sanki çam ağacına da benzer. Devrildi mi kalkamaz, bu ekine benzetirken onu söyleyeceğiz. Mümin köklüdür. İffet sahibidir. Yani başkasının malında, canında gözü yoktur. Bir de felaketler karşısında şey yapmaz. Yani paniklemez, bağırıp çağırmaz. Efendim o felakete takılıp kalmaz. Takılıp kalmadığı gibi yani çabucak varoluşta iffetli olmak ve varoluşta sağlam köklere sahip olmak, varoluşta hakikaten iffet sahibi olmak çok önemlidir. Müminler bu sebeple hani kök, hurma ağacının köküne benzetiliyor ya, yani bir felaket karşısında hemen pes edivermezler. Bu sebeple tarih içinde daima var olmak, her şartta var olmak. Hani gayretimiz şudur biliyorsunuz. Ya eyyühellezine amenüttekullâhe hakka tukâtihî وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Ey iman edenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve aman ha, sakın ha, Müslüman olarak ölün. Yani sizin mutluluğunuz, zenginliğiniz, fakirliğiniz, fukaralığınız, efendim sizin üzerinize gelen felaketler sizi ne yapmasın? Ne zenginliğiniz sizi şımartıp azdırsın, ne de üzüntüleriniz, kederleriniz, sıkıntılarınız sizi ne yapmasın? Allah'ın dininden, hak ve hakikate sarılmaktan uzaklaştırmasın. İşte kök sahibi olmak, hurma ağacı gibi kök sahibi olmak budur. İşte iffetli olmaktan bahsettim. Onu biraz daha güncelleştireceğim. Mesela şu ayet-i kerimeyi okuyacağım. Estağfirullah. لِلْفُقَرَا اِلَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ Hani zekatın verileceği yerler tadad edilirken ayet-i kerimede Cenab-ı Hak kimlere verilmesi gerektiğini beyan eder? Fakirlere. Yani kendisini Allah yoluna hasretmiş ve yeryüzünde gezip dolaşamayan, bundan dolayı ticaret yapamayan, para kazanamayan ama bakın
İffetinden dolayı yahsebuhumul cahilu agniya eminet taaffuf. İffetinden dolayı cahilin zengin zannettiği kimselere verilir diyor. Demek ki Müslüman bütün şartlarda, hani hurma ağacına benzer, köklüdür, istikrarlıdır. İman onun kalbinde kök salmıştır. Bütün zamanlarda, bütün vakitlerde, hani şöyle, onu Londra'nın ortasına koysanız o mümindir. Yani kötülük onu çepeçevre çevirmiş olsa o nedir? Orada haliyle, tarzıyla, ahlakıyla nedir? Mümindir. Londra'nın ortasında da mümindir. Onu efendim işte Beytullah'a, Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye götürseniz orada zorluklar karşısında, kalabalıklar içerisinde de nedir? Onun tavrı mümin tavrıdır. Hiçbir zaman ne yapmaz? Değişmez. Mümin ahlakıdır, mümin tavrıdır. Yani istikrarlı adamdır, kökleri sağlamdır, sabittir. İşte burada mesela şunu özellikle söyleyecektim, bunu söylüyorum bugünlerde. İffetli olmak sadece gözü haramdan korumak değildir. İffetli olmak, isterken de insanlara yük olmamak, istememek, yüzsüzlük etmemek. Şimdi yine bir şey söyleyeceğim. Mesela bazı organize topluluklar, paralel gruplar öyle iffetsiz istediler ki, öyle yüzsüzce istediler ki, sanki İslam'ın istemekten başka hiçbir hükmü kalmamış gibi bu Müslümanların paralarını topladılar ve o paralarla bir güç vehmettiler kendilerince. Sonra o vehmettikleri gücü koruyabilmek için, muhafaza edebilmek için iffetsizce toplamış oldukları paraları ne yaptılar? O vehmettikleri gücü koruyabilmek için Müslümanların düşmanlarına ya da küresel güçlere peşkeş çektiler. Öyle değil mi? Yani bu bilinen bir şey. Yani bu sebeple şunu söyleyeceğim. Hakikaten Müslüman hurma ağacı gibidir. İstikrarlı, derinlerde kökü vardır. İmanı öyledir. Derinlerde kökü vardır. Ve nedir? İffetli adamdır. İsterken bile iffetini ne yapmaz? Asla bozmaz, asla yüzsüzlük etmez. Yani şu bir ahlak olmalı, tecessüm eden bir ahlak. İsterken iffetsizlik edenin istediğiyle hizmet, İslam'a hizmet edilemez. Bunu burada bir şey olarak, bir spot, ana başlık olarak söylemek isterim. İsterken bile o mümin tavrı, o hurma ağacına benzeyen, o istikrarlı, o köklü, o mütevazi, o hakikaten istikrarlı, derinlere nüfuz eden tavır ile ahlakı tezahür eder müminin ve isterken bile ne yapmaz mümin? İffetsizlik etmez. İşte İslam'ın izzetini bir manada yere düşürmez. Yani evet, yere düşürmez. Bu ve bunu özellikle bugün burada söylemek istedim ve şunu seyircilerimize söylemek isterim ki bu benzetmelerle ilgili Ahmed İbn Hanbel'de bir hadis var. O hadise geçeceğim ve daha sonra bir konu ile konuyu tamamlamaya gayret edeceğim inşallah. Şu hadis-i şerif, bakın, haddeteni Abdullah ibn Amr ibn el-Asi, biraz önce kendisinden de beş Abdullah'lardan bahsederken Abdullah ibn Amr ibn el-As'tan da bahsettim. İlk Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den hadis yazan sahabi. Onun nakletmiş olduğu bir hadis-i şerif. Ennehu semi'a Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem. O Resulullah Efendimiz'den işitti. Şöyle başlıyor hadis. İnnallâhe yubğidul fuhşe ve tefahhuş. Tefahhuş. Yani Allah fuhşiyatı ve rezilliği sevmez. Tefahhuşu sevmez. Ona buğz eder. Ve sonra şöyle diyor. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi la tequmus sa'atu hatta yuhawwana al-aminu ve yu'tamana al-ha'inu hatta yadhhara al-fuhsha wat-tafahhusha wa qati'atu al-arhami wa su'u al-jiwari. Yani bunları kısaca geçeceğim. Şey şu. Ölçülerin yer değiştirmesi. Yani bir toplumda eğer iyi kötü olarak algılanıyorsa ya da güzel çirkin olarak, çirkin olan şey güzel olarak algılanıyorsa, şey değişmişse, toplumun ölçüleri
kıstasları değişmişse, o zaman diyor Resulullah Efendimiz, kıyameti bekleyin. Yani emin olanlar hain görünüyor. Hain olanlar emin görülüyor ise, ki bunu yaşıyoruz. Adam zaten haindi, biz onu emin görmüşüz, çoluk çocuğumuzu emanet etmişiz. Adam ne yaptı? Hem çoluk çocuğumuza hem millete ihanet etti. Demek ki müminin temel vasıflarından birisinin emanete riayet etmek olduğunu söyledim. Şöyle devam ediyor hadis-i şerif. Vellezî nefsu Muhammedin biyedihi inne meselel mu'mini le kemethelil qit'ati minezzehebi. Yani nefsim kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor Resulullah Efendimiz, mümin altın parçası gibidir. Çok gerçekten güzel bir benzetme. Ve şöyle devam ediyor. Nefaka aleyha sahibuha felem tugayyar ve lem tenkus. Yani onu sahibi körükle şey yapar, eritir. Gerçekten altın körükle erir ve su gibi akar. Ama onun erimesi altını değiştirmez. Altın yine altındır. Ve eksiltmez de. Hatta biliyorsunuz musibetler, sıkıntılar, hayatın tecrübeleri, mutluluklar, sevinçler mümini yetiştirir. Yani şey gibi, altın parçası gibi, hiç değeri kaybolmaz. Hani bir yere düşse de, toza, toprağa bulansa da altın altındır. Ya da en kıymetli yerde saklansa da. Bu gerçekten müminin her zaman mümin tavrı içinde olması. Her zaman aynı karakteri, aynı böyle yüksek ahlakı efendim göstermesi, tezahürü bakımından çok önemli, çok güzel bir tariftir. Yine arkasından esas zaman da daralıyor. Ben şu hadis-i şerifle konuyu tamamlamak isterim. Resulullah Efendimiz hadis-i şerifin devamında diyor ki: "Vellezî nefsü Muhammedin biyedihi inne meselel mu'mini le kemetelin nahleti." Yani mümin bal arısı gibidir. Çok güzel bir benzetme. Hani Kur'an-ı Kerim'de Nahl suresinde Cenab-ı Hak arıya vahyetmiştir. Yani o öyle bir varlık ki kendisine vahyolunanın dışına çıkmaz. Mümin de öyledir. Kendisine Cenab-ı Hakk'ın vahyettiği sınırların dışına ne yapmaz? Asla çıkmaz. Sonra şöyle devam ediyor. Ke metelin nahleti ekele tayyiben. Temiz yer. Gerçekten arı çok temiz yiyen bir varlıktır. O çiçeklerin özlerinden, usarelerinden, tozlarından en güzel yiyecekleri. Müslüman da temiz yer, tayyip olanı, temiz olanı, Allah'ın helal kıldığını ve helal yoldan kazandığını. Yani Allah'ın haram kıldıklarını asla şey yapmaz, ona bir muhabbeti, bir sevgisi yoktur. Harama karşı nedir? Ondan ikrah eden, ondan yüz çeviren insandır. Haramın azından da, çoğundan da, gizlisinden de, açığından da asla ona tenezzül etmeyen insandır mümin. Bu sebeple arıya benzetilmesi de çok güzel bir, cevami-ül kelim bir benzetmedir. Yani Resulullah Efendimiz öyle benzetiyor. Demek ki yerken ekele tayyiben, temiz olanı yer. Gerçekten en güzel çiçeklerden çiçek tozlarını toplar. Mümin de ne yapar? Yerken tayyip olanı yer, temiz olanı yer ve helal olarak kazandığından yer, haramdan yemez. Sonra ve vada'at tayyiben ve temiz olanı bırakır. Yani çıkardığı da temizdir. Gerçekten arının yediği de temizdir. Ondan çıkan da temizdir. Yani mümini de şöyle düşünürsek, işte müminden çıkan nedir? Onun amelidir, efendim ilmidir, onun evladı, çocuklarıdır. Yani helal ve temiz olandan yiyerek ondan meydana gelen zürriyeti nedir? İşte tertemizdir, dua eden salih evlattır. Yani evet.
amel defterinin açık kalmasına sebep olur. Bu bakımdan böyle bir tarif. Sonra hadis-i şerif şöyle devam ediyor. Le kemethelil qit'ati mineddeb le kemethelin nahleti ekelet tayyiben ve vada'at tayyiben ve vaka'at felem tükser ve lem tefsud. Bir de bu da önemli. Yani arı çok zayıf dallara konduğu halde onu kırmaz. Gerçekten hani çiçeklere konar, binlerce, milyonlarca çiçeğe konar. Evet. Ama konduğu çiçeğe yük olmaz, kırmaz. İşte mümin de öyledir. Gerçekten kırıp döken insan değildir. Çevresine yük olmaz. Babaysa evlatlarına, evlat ise efendim babasına, işte hanımlara, hanım ise beyine, bey ise hanımefendiye yük olmaz. Hafif insandır. Böyle hiçbir şeyi ne yapmaz? İncitmez. İncitmez ve bir de orada hadis-i şerifin sonunda şöyle bir şey de var. Hem temiz yer hem ve konduğu yeri kırmaz. Bir de fesatçı değildir. Bozmaz. Gerçekten müminlerin hakim olduğu dünyada, karalarda ve denizlerde fesat meydana gelmez. Çünkü onlar yük olmayan insanlardır. Yani sadece şeye değil, birbirlerine değil, kime de yük olmazlar. Dünyaya da, mahlukata da yük olmazlar. Bugün iman, mümin tavrı olmadığı için kafirler ne yapıyorlar? Denizlerde, karalarda öyle fesat meydana getiriyorlar, öyle bozulmalar oluşturuyorlar ki gerçekten bunun çok acı sonuçları meydana geliyor, ortaya çıkıyor. Bu sebeple müminler fesatçı da değildirler ve onlardan üreyen, meydana gelen şeyler de fesadı doğurmaz. Mesela arı müfsüt değildir. Mesela bal bozulan bir şey değildir. Yani yıllarca kalır, bozulmaz. Biz ne yapıyoruz? Bu arıyı bile bozma gayreti içerisindeyiz. Ona işte sahte yiyecekler veriyoruz. Sonra çok çalışkan bir varlıktır. Milyonlarca kilometre mesafede şey yapar, efendim uçar. Çok temiz bir varlıktır. Yani evet, kovanını çok temiz tutar. Sonra iş bölümü yani çok belirgin bir varlıktır. Hakikaten anarşi yoktur orada. Herkesin işi bellidir, yetkileri bellidir. Efendim orada tembellere, çalışmayanlara asla hak tanınmaz. İşte orada ana kraliçe vardır. Ona itaat edilir. Ve gerçekten çalışkanlığın, düzenin, intizamın, sulhün, sükunetin efendim nesidir? Tecessüm etmiş böyle şeklidir arı. İşte mümin de ne yapar? Bu bakımdan arıya benzer. Yeryüzünü imar eder efendim. Hocam hani dediniz ya, efendim, bal, arı, balı ortaya koymak için en güzel çiçeklerden, en güzel ve evet, en tayyip, en temiz yerlerden evet, çalışkan alır, değil mi? Evet, hiç bununla, usanmaz. Evet. Ve bununla ortaya koymuş olduğu bal da yıllarca dursa bozulmaz. Evet. Hakikaten yani hakiki bir bal düşündüğünüz zaman yıllarca dursa bal bozulmaz. Bizim bir atasözümüz var hocam, bizim oralarda söylenir, burada lütfen, da öyle midir bilmiyorum. Lütfen. Derler ki asil azmaz, bal, bal kokmaz. Acımaz. Acımaz mı derler? Kokmaz mı derler? Kokmaz sizde derler bizde. Ha, belki bizde de acımaz derler. Acımaz gerçekten derler. Şimdi şu söyleyince aklıma o geldi. Evet. Asil olan azmaz. Yani soylu insanın nesli de soylu olur, nesli de asil olur. Bal da acımaz. Değil mi? Yani şimdi buradan bakınca, mümin bal arısı gibidirden bakınca işte müminle dünyada doğacak medeniyete bakmak lazım. İmara bakmak evet, lazım. Dünyadaki o güzelliklere, dengelere bakmak lazım. Saygıya, hürmete, muhabbete, mutluluğa, saadete. Yani bütün bu güzellikler işte müminin tezahürleri ahlakıyla ortaya çıkar. Ve ürettikleri şey sağlamdır, sözü sağlamdır. Sattığında hile yoktur, aldığında efendim. Yani böyle bir hayat, adalet her yerde hakimdir. Şimdi gerçekten burada Resulullah Efendimizin benzetmelerinde güzellikler görüyoruz. Mesela bu hurmaya benzetirken Resulullah Efendimiz yani
onu böyle Kur'an-ı Kerim öyle bir ağaç vardır ki bereketi Müslümanın bereketine benzer diye benzetmiş Buhari'deki hadis metninde. Yani mümin bereketli adamdır. Herkese faydası dokunur. Garip kurabanın, fakir fukaranın elinden tutar, miskinin, yetimin. Yani biz İslam'ın yayılışına bakıyoruz. Hazreti Ömer Efendimiz'in tavrına bakıyoruz. İntişarı İslam'a bakıyoruz. Gerçekten işte bu bal arısı gibi olmak. Bal arısı gibi olmak. Sonra mümin, hani bir benzetme daha var. Mefelül, isterseniz bununla bitirelim. Mefelül müminillezî yekra'ul Kur'âne kemefelil ütrucceti. Rihuha tayyibun ve ta'muha tayyibun. Yani Resulullah Efendimiz de der ki, Kur'an okumayı bilen, Kur'an okuyan Müslümanın misali ütrucceye benzer. Ütrucce nedir? İşte bu portakal gibi, limon gibi turunçgiller meyvesine evet. benzer. Öyle ki onun kokusu da güzeldir. Rihuha tayyibun ve ta'muha tayyibun. Tadı da güzeldir. Yani Müslüman öyle bir varlıktır ki tadı da güzeldir, kokusu da güzeldir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benzetmeleri bize Müslümanın hakikaten her veçesini tanıtmaktadır. Mesela bu arıyla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Hani Müslüman Allah yolunda cihad eden, malını ve canını infak harcayan kimsedir. Bal arısının bir özelliği var. Kovanını çok iyi şekilde korur. Ve hani arı soktu mu artık ölümüne savundu mu? Ölümüne savunmuştur. Birini sokmuş ise artık ne yapar? Ölür o. Yani değerlerini muhafaza edebilmek, kendini muhafaza edebilmek, varlığını muhafaza edebilmek için de ne yapar? Canını feda etmekten çekinmez. Bu sebeple bu gerçekten çok güzel bir benzetme. Yine kısaca kalan zamanımızda değerlendirelim. Mesela Resulullah Efendimiz mümini yeşil ekine benzetir. Yeşil ekine. Yani hadisi okuyayım. Rüzgarla eğilir fakat yıkılmaz. Rüzgarla sakinleştiğinde yine doğrulur. İşte mümin de böyledir. O da bela ve musibetler sebebiyle eğilir fakat yıkılmaz. Kafir ise nedir? Sert ve dimdik selvi ağacına benzer ki Allah onu dilediği zaman bir defada söküp yerinden atıverir. Demek ki böyle bir benzetme de var. Yine mesela şu benzetmeyi de okuyacağım. Bu da güzel bir benzetme. Mümin güzel koku satan kimseye benzer. Demek ki herkese onda bir fayda, herkese bir güzellik bulaşır. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla beraber otursan sana faydası olur. Muhakkak. En azından kokusu bulaşır. Değil mi? Yani? Evet, kokusu bulaşır. Faydası olur. Güzel şeyler söyler. Beraber yürüsen sana faydası olur. Beraber iş yapsan yine sana faydası olur. Bu da gerçekten mümin tarifleri içerisinde güzel tariflerden bir tanesidir efendim. Demek ki mümin nedir? Güzel koku satan, misk satan adama benzer. Yanında oturana ne yapar? Onunla beraber bulunana, onunla birlikte yürüyene müminin kokusu bulaşır. Ve bu benzetmelerle sizlere hakikaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisleriyle müminliği anlatmaya gayret ettik. İnşallah o mümin mesela feraset sahibidir. Resulullah Efendimizin benzetmelerinde görüyoruz. Müminin ferasetinden çekininiz der. Yine mesela mümin tariflerinde mümin nedir? Bir delikten iki defa ısırılmaz der Resulullah Efendimiz. Yani feraset sahibidir. Tehlikenin nereden geleceğini bilir. Bizim zamanımızda temel problemlerden bir tanesi ferasetimizi kaybettik. Bu sebeple tehlikenin geleceği yeri göremiyoruz. Kimin tehlikeli, kimin dost, kimin düşman olduğu konusunda problemimiz var. Yani İslam ümmetinin böyle bir problemi var.
Cenab-ı Hak bizleri feraset sahibi eylesin. Ve bu konular inşallah bu konuları konuşmamız hepimiz için, öncelikle kendimiz için, daha sonra dinleyicilerimiz ve seyircilerimiz için berekete ve rahmete vesile olur inşallah, İnşallah. Diyorum. Ben sözümü burada bitiriyorum. Kıymetli hocam, çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Yoğun tempolu programınız arasında bize zaman ayırdınız. İnşallah bir başka programda tekrar buluşmak isteriz sizlerle. İnşallah. İnşallah. Efendim, Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürümüz, kıymetli hocamız Ahmet Poçanoğlu hocamızla mümin olmayı, iman meselelerini ortaya koyduk. Efendimiz Aleyhisselam'ın mümin tariflerinden, hadis-i şeriflerdeki mümin tariflerinden yola çıkarak. Haftaya inşallah yine önemli bir konu ve kıymetli bir konukla karşınızda olmaya gayret edeceğiz. Selametle kalın efendim.